Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bugün Tabanlıoğlu Mimarlık Ortağı Melkan Gürsel sorularımızı yanıtlayacak, bizle beraber olacak. Biten yeni projeleri konuşacağız. Bir AKM projesi var. Taksim AKM projesi 29 Ekim'de inşallah açılışı var. Onun detaylarını kendisinden dinleyeceğiz. Aynı zamanda pandemide sektör nasıl etkilendi ve uzun vadede hem yurt içi hem yurt dışı projeleri var mı? Kendisi bize anlatacak. Hoş geldiniz Melkan Hanım. Arzucuğum merhaba. Şimdi tabii ki çok önemli ve anlamlı bir günde açılışı yapacaksınız. Atatürk Kültür Merkezi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bayağı da sürdü yapımı. Sizden dinleyelim. Önemli bir simge, imge Türkiye için. Neler söylemek istersiniz? Açılış hakkında da bize biraz bilgi verirseniz seviniriz. Buyurun. 29 Ekim'de açılıyor. Söylediğin gibi. Tabii ki hem Türkiye için hem İstanbul için çok önemli bir yapı. Ve açıkçası Tabanlıoğlu'nun hayatında da çok uzun süre yer almış bir yapı. Şöyle ki 22 sene Hayati Tabanlıoğlu bu projenin içinde olmuş. Yani 1956 ve 78 ikinci kere açılışına kadarki süreçten bahsediyorum. Biz de 1999'da bir etkinlik yapmıştık. Oranın işletmesi vesairesi nasıl daha iyileştirilebilir, işte renovasyonla ilgili görüşler, bir sürü konuşulan konular vardı. Bugün 2021, yani biz de ikinci nesil olarak tabii ki Murat'ın liderliğinde 22 sene biz de içinde olmuşuz. Yani 22-22 bu tesadüf, yani nasıl evet, bir tesadüf olmuş onu da anlamadım. Tabii ki 29 Ekim'de açılması çok anlamlı. Bu binanın hayata geçmesi çok önemli. Bu konuda tabii ki başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın, arkadan Sayın Kültür Bakanı'nın çok büyük destekleri var. Bunun hayata geçmesi tekrardan İstanbul'un önemli bir yapısı halinde kullanılabilmesi açısından. Bu tabii ki AKM'de bir takım değişiklikler var bir önceki AKM'ye göre. Şöyle ki artık eskiydi bugün... Eskiydi çünkü bayağı hem de iç... Birazcık esasında iç fonksiyonlar diyelim. Çünkü bugün artık binaların çok uzun süre yaşaması, daha çok tüketilmesi, daha çok kullanılması, sadece önünde bir buluşma mekanı değil, içinde buluşma mekanı oluşturması çok önemli. Sadece opera veya tiyatro aktiviteleri için değil, daha başka aktivitelerin de bunun yanında yer alması ve desteklemesi. O yüzden de bir kültür sokağı var AKM'de, arkadaki Atatürk Kütüphanesi ile birleşen. Ve burada da birçok bu kültürel faaliyetleri destekleyen fonksiyonlar var. Ve böylece de artık AKM önünde buluşulan değil, içinden geçilen bir yapı haline gelecek ve de şehrin bir parçası olarak hepimizin hayatında eski yerini almaya devam edecek diye düşünüyorum. Peki, içi de muhakkak çok güzel olmuştur diye tahmin İnşallah. Ediyorum. İnşallah. Onu ben söylemeyeyim. Evet. Peki şimdi pandemi, tabii ki biz sizle tekrar pandemiden çok önce röportaj yapmıştık. Yani dünyada bir pandemi patlak verdi. Özellikle sizin sektörünüzü nasıl etkiledi? Yani gerek maliyetler olsun, gerek çalışma rutinleri olsun, bütün sektörleri çok ağır şekilde etkileyen bir pandemiyle karşı karşıyaydık. Hala da etkileri var, sürüyor. Aşılar çıktı malum ama sektör adına neler söylemek istersiniz? Siz neler yaptınız bu zor dönemlerde? Mesela bu sene 2020'ye göre daha iyi mi geçiyor sizin için? Merak ediyorum, nasıldı? Şöyle, şimdi tabii ki bu biraz içinde bulunduğunuz proje ortamıyla da çok alakalı bir şey. Çünkü mimari projeler bir süreç. Ne bir anda durabiliyor, ne bir anda başlayabiliyor. O yüzden bizim tabii ki o dönemde, yani pandemiye yakalandığımız süreçte devam eden bir takım projelerimiz vardı. Yani şu an işte tersane projesi gibi veya yurt dışında inşaatı devam eden Senegal Stadyumu gibi. Yani ve çok enteresan bir şekilde pandemi sürecinde biz Suudi Arabistan'dan bir iş aldık. Ve hiç müşterinin suratını görmeden. Pandemi ve varken aldık. Pandemi varken aldık ve ciddi de bir iş esasında Kızıldeniz kıyısında ve işi teslim ettik. Yani o da bizim için bir esasen enteresan bir süreç oldu. Biraz burada şöyle bir avantajı var oldu Tabanlıoğlu'nun diyebilirim. Çünkü biz senelerce altyapıya çok ciddi bir yatırım yapmıştık. Ve zannediyorum 17 Mart'ta. 17 Mart'ta home office olmaya başladık. Ve bütün bilgisayar sistemlerimizle yani sanki ofisteymişiz gibi çalıştık. Tabii ki bir iki gün hani hepimiz için değişikti. Fakat sonrasında yani çok
iyi bir şekilde bu süreci götürebildik. Çünkü ve uzun hala da süren bir süreç. Sürdü ve şu anda da mesela tabii ki yani bizler mesela ofisteyiz ama gelmeyen arkadaşlarımız var. Yani biraz hibrit bir sistemde çalışıyoruz. Gelmemiz gerektiği zaman geliyoruz. Tabii ki workshoplar olduğu zaman, bir maket üstünde çalıştığımız zaman veya bir proje toplantısı yaptığımız zaman o sinerjinin bence devam etmesi çok önemli. Çünkü yüz yüze başka türlü bir enerji oluşuyor. Ama artık Zoom'lara da çok alıştık. Ben açıkçası tabii ki pandemi süreci bütün dünya için çok negatif bir süreç bir taraftan. Ama bir taraftan da biraz esasında zamanımızı daha doğru kullanma açısından teknolojiyi bu sefer akıllı kullanmaya başladık diyebilirim. Yani her zaman teknoloji çok yararlı mı oluyor çok emin değilim. Çünkü ben insandan uzaklaştıkça sistemlerin daha çok insanı hayattan kopardığına inanıyorum. Yani biraz çok akıllı teknolojiler hayatımızda ben sevmiyorum en azından. Daha belki konvansiyonel taraftayım ama açıkçası burada yani bir yerden bir yere hareket etmeden buluşabilme imkanı bu hepimizi çok rahatlattı her bakımdan diye düşünüyorum. Doğru. Mesela yurt dışı projelerinde aksaklık olmadı diyorsunuz. Ne lojistikte ne başka türlü şey. Evet çünkü zaten yurt dışında yaptığınız projeleri sürekli orada yapamıyorsunuz. Yani biz aynı şeyi bu Türkiye yurt dışında da yaptığımız projelerde de uyguluyor olduk. Veya işte bugün bu sene bakıyorum mesela İstanbul trafiği çıldırmış vaziyette. Yani özellikle mesela geçen sene bu zamanlarda öyle bir şey yoktu. Herhalde. Şimdi bir yerden bir yere gitmek problem. Yani oradaki zaman kaybını daha kreatif bir süreçle değerlendirmek imkanı doğuyor. Ben açıkçası akıllı bir hibrit çalışma sisteminden tarafım. Tabii ki hani bu en çok değiştiren konularından bir tanesi pandeminin. Peki şimdi mesela sektöre mesela talepler ne düzeyde değişti? Yani bu pandemi istekleri, talepleri nasıl etkiledi? Hem mimari açıdan, hem rahatlık, hem teknolojik açıdan mesela bir binanın içi. Nasıl talepler geliyor değişik ve önümüzdeki dönem başka trendler ne yönde değişecek? Bir kere evde oturmaya başladık. Yani evlerin biraz hepimiz için ifadesi değişti. Evet. Ve bugün yeni tasarlanan evlerde de tabii ki daha biraz mesela home office yapıyoruz diyoruz değil mi? Demek ki bir private alanın oluşması gerekti. Yani orada sesten vesaire izole olacağınız bir alan olması gerekti. Çünkü Zoom toplantılar yapılıyor. Evdeki hayat devam ediyor ama yani. Herkesin çocukları var veya o evin içinde başka kişiler yaşıyor. Onların ortaya çıkardığı bir enerji var. Yani bütün bunları göz önüne alaraktan daha hem biraz daha özel mekanların oluşması hem de daha çok eğer zaman tüketeceksek evlerimizde o zaman başka tabii bir takım konforlar da devreye giriyor. Evet. Ve yani bunlar ofis binaları yaptığınız zaman işte bir takım havalandırma sistemlerinden tutun da çalışan mesafelerine veya bir takım steril ortamların oluşturulması gibi yerlere kadar uzayan bir süreç. Tabii ki birçok şeyi değiştirecek ama yani bizlerin de yani tasarımlarında da bunları artık daha dikkate almamız gereken birçok şey oluştu. Ama bence esas yani dünyanın bugün geldiği noktada daha akıllı binaları daha... Biz lokal ve smart diyoruz yani daha yerele yakın hem ruh olaraktan hem de malzeme ve çevre uyum olaraktan bu anlamda biraz daha açıkçası kafa yormayı daha doğru buluyorum. Şimdi yurt dışı biraz bu akıllı binalara başlamıştı ama Türkiye'de bu trendi yakalıyor diyebiliriz değil mi? Biraz geriden geliyoruz ama yine de. Yani esasında Türkiye'deki hem mimari hem inşaat biliyorsunuz bizim inşaat sektöründe de Türkiye gayet çok. Esasında yani dünyada iyi bir yerde. Tabii. Burada önemli olan konu şu, bizim şehirlerin planlamasını daha doğru yapmamız. Yani sadece binalarda iş bitmiyor. Yani bütün o şehri doğru planlamaktan geçiyor iş. Onun devamı olaraktan da tabii ki o binaların da o planların içinde uygun, düzgün, insana yakın, çevreye yakın, şehre yakın olması tabii ki o zaten bir mimari yaklaşımda önemli. Evet, daha sonra bu çevre konusuna da özellikle geleceğim ama öncelikle sizin projelerinizden biraz bahsedelim. Bundan sonra orta ve uzun vadede hedefleriniz var mı? Dediniz işte yurt dışında Suudi Arabistan'da yeni bir proje almışsınız, üstelik teslim etmişsiniz, bitmiş. Ama şu anda mevcut projeler neler? Birçok yerde var yurt dışında diyebiliyorum. Hem yurt dışı hem yurt içi önümüzdeki dönem neler yapacaksınız? Şu an yurt içi diyeyim. Yurt içinde tersane devam ediyor. Evet. Bu kontemporerinin de evet, olduğu tersaneden oldu ve esasında çok da iyi bir deneyim oldu. Çünkü yani o bölgenin sanatla buluşması. Çünkü biz ilk İstanbul Modern'i tasarlarken de hep şu vardı kafamızda. Yani bir Haliç'in kültür su yolu olması.
Ve nitekimde bu hakikaten gelmeye başladı. Şimdi tersanenin içindeki müze gene aynı şekilde o bütün o yoldaki yani o su yolundaki bütün o aktiviteler. Bu kontemporinin de tersanede olması bir deneyim yaşattı açıkçası. Evet. Ve o bölgeye de ne kadar sanatın yakıştığını bir kere daha görmüş olduk. Çok güzeldi. Ben de şahsen gittim. Sadece biraz trafik sorunu vardı ama evet. Gerçekten güzel, geniş bir alan. Evet. Rahattı. O trafik sorunun için hiçbir şey diyemiyorum. Şu an İstanbul'un her yerinde büyük bir trafik sorunu var. Ama tabii ki o tarihi doku ne kadar sonradan sanayileşse de o Osmanlı döneminden gelen tarihi doku tabii ki ondan sonraki bir sanayi sürecine bırakmış yerini ama bunların içinden sanatla tekrardan buluşması o bölgenin çok anlamlı oldu. Ve tabii ki bu anlamda oraya büyük bir değer katacak. O devam eden projelerden bir tanesi Zevk'le mesela. Afrika'da bir takım projeler var. Biz Orta Doğu'dayız aynı zamanda senelerdir. Evet. Aşağı yukarı bir 15 seneye yaklaştı herhalde. Hem Dubai'de hem Doha'da ofislerimiz var. Doha'da bir müze projesini bitirdik. Yine bir Residence ve Retail projesi şu an inşaatı bitmek üzere. Dubai'de bir takım işlerimiz var. Ve Amerika, New York ofisi kurmuştuk. Bundan bir 4-5 sene önce. Evet. Miami'de de bir iki tane projemiz var. İşte bunların arasında dolaşıyoruz diye. Evet, yurt içi bir tersaneyle devam. Tersane var. Evet. Tabii ki bu konut projeleri çok önemli bir hale geldi. Şu an Levent'te, Beşiktaş'ta yaptığımız bir proje var gene. Gene bir konut projesi. Ege tarafında yaptığımız projeler var. Güneyde, Bodrum'da tarafında. Var, Güney'de. Yani hem konut projeleri hem daha çok turizm projeleri de var. Yani hem biraz tabii ki bu artık bu pandemi sonrasında biraz Güney'in de hepimiz için anlamı, bütün evet anlamı değişti. Hareketlendi ama aynı zamanda da kontrollü bir şekilde hareketlenmesinde de bir taraftan fayda görüyorum. Çünkü çok fazla bir akın vardı. Şeyle dönüşmemesi gerekti. Evet. Çok kontrolsüz çünkü çok kıymetli bizim güney sahillerimiz. Ne kadar güzel olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Planlamanın doğru bir şekilde gitmesi lazım. Yani böyle birdenbire bir bu işin hani pandemide şehirden sıkıldık. Güneye kaçıyoruz. Şimdi buraları da tüketelim haline gelmemesi gerekli. Evet. Yani oralar şehirleşmemeli. Yani buna çok dikkat etmeliyiz. Çünkü maalesef öyle bir tehlike görüyorum. O tehlike işte bu yangınlarda da neler olduğunu gördük üzücüydü. Açıkçası. Doğru. Yani o bölgeleri de açıkçası tükettiğimiz şehirlere benzetmememiz lazım. Evet. Çok ciddi önlemler gerekiyor. Evet, şimdi biraz maliyetlerden konuşalım. Çünkü bu kadar projelerden bahsedince yurt dışında da bu kadar büyük projeler ve çok projeler. Yani işte kur, dolar kuru, euro kuru meydanda tabii ithalatımız da bizim özellikle inşaatta fazla ham madde ithalatımız. Siz nasıl etkilendiniz? Hem pandeminin bir getirdiği bir maliyet var. Doğrusunu söylemek için. Hem de bu tabii ki ekonomik gelişmelerin getirdiği bir maliyet var. Şimdi neler değişti yani bu iki senede mesela? Pandemideki en büyük pandeminin etkisi üretimler. Tabii ki tam olamadığı için yani tam kapasite çalışmadığı için fabrikalar ve üretimler tam olamadığı için tabii ki her şey fiyatı yükseldi. Çünkü bir şey üretmenin değeri arttıkça o tabii ki o maliyete yansıyor. Yani yurt dışında da yükseldi sadece Türkiye tabii ki dünyanın her yerinde geldi. Yükseldi. Yani bugün belki iki sene önce çok kolay ulaşabildiğiniz malzemelere artık daha zor veya ürünlere daha zor ulaşmaya başladık. Yani bu her sektörde var sadece inşaat sektöründe değil. Açıkçası bu yani bu genel sürecin bir devamı olaraktan bütün her yere etkiledi. Bizlerin de tabii kullandığımız bütün bugün programlar her şey sonuçta yurt dışından ithal programlar diyeyim. Yani bir şekilde dolara veya euroya endeksli olan hem programlar hem ürünler hem yani hayatımızın büyük bir parçası dergi bile getirseniz sonuçta euro ile geliyor. Bu tabii Türkiye'deki doların ve euronun yükselmesi de bu anlamda etkiliyor. Etkilenmemek mümkün değil ama yani bir şekilde bununla başa çıkmayı öğrendik diyelim bu süreçte. Evet. Ya da öğrenmeye çalışıyoruz. Aynen. Yeniden bir bütçe mesela yapmak. Tabii yeniden ki. Bir yani yol haritası çizmek. Yani bence zaten hep şundan gelmek gerekiyor inşaatlarda da. Yani sonunda nereye varıyoruz? Yani o sondan başa doğru geldiğiniz zaman
daha akıllı mekanlar, daha akıllı malzemeler. Yani özellikle o yaptığınız işe uygun seçimler, hem büyüklük olaraktan, hem aynı zamanda kalite olaraktan, hem de kullandığınız ürünler olaraktan, bunların kombinasyonu önemli. Evet. Şimdi çevre konusu, biliyorsunuz biz de Paris Anlaşması'nı onayladık, meclisten geçti. Çok önemli bir konu. Zaten dünyanın, yani bence en önemli birinci konusu, ekonomiden de önemli. Çünkü insan hayatı söz konusu burada. İşte bir iklim, işte görüyoruz yangınlar, her şey, iklim değişikliğinin bize verdiği ekonomik olarak da zararları. Siz buna, iklime ve bu iklimde tasarrufa nasıl ayak uyduruyorsunuz ve bundan sonra neler yapacaksınız? Mesela projelerinizi şekillendirirken dünyada neler değişiyor? Türkiye buna ne kadar ayak uydurabilecek? Biraz bu taraftan bakabilir miyiz? Yeşil mimarlık derken. Şimdi mesela, şimdi zaten binaları yaptığınız zaman, evet, yani bir takım sertifikalar var. LEED gibi, BREEAM gibi. Yani bizim şu ana kadar yaptığımız birçok bina bu sertifikaları aldı. Bu ama bir inşaatı yapmak yapım süreciyle de alakalı. Yani hem mimari olarak o işin tasarımında gerekli bir takım danışmanları da devreye sokaraktan, mümkün olduğunca doğaya az zarar veren bir yapı tasarlamak durumundasınız. Ama aynı zamanda da bunun yapım sürecinde de bunun kontrol edilmesi gerekli. Yani denetlenmesi lazım. Tabii ki mesela o inşaat bölgesine giren kamyonların tekerleklerini yıkanması bile bunun bir parçası. Çıkarken veya girerken veya hafriyatın atılması. Çünkü sonuçta bazen görüyoruz ki özellikle güneyde, mesela Bodrum'da yapılan işlerde de ben görüyorum. Yazın belli bir süreyi orada yaşadığım için. Bir hafriyat sistemi, bir hafriyat yapılıyor, yeni bir dağ oluşuyor. Yani bir bütün çevrenin dengeleri değişiyor. Yani bu konularda çok hassas olmak gerekiyor. Bunun sürecinde hassas olmak gerekiyor ama esas master plan, dediğim gibi şehirlerin planlanmasında. Geneli yani. Genelinde hassas olmak gerekiyor. Ve hep diyorum, yani mümkün olduğunca çevreye uygun, çevreden temin edilebilecek malzemelerle yapılan mimariden hep yanayım. Çünkü bugün bir yerden bir yere nakil dediğiniz zaman o çevre kirliliği zaten orada devreye giriyor. O yüzden onları ne kadar azalara indirebilirsek, hem iş gücü, hem beyin gücü, hem birçok ürüne ulaşma açısından tabii ki daha sürdürülebilir ve daha iyi bir çevreye sahip oluruz. Evet, şimdi Merkan Hanım çok önemli. Burada dünyaca ünlü 36 kadın mimar arasında siz de seçilmişsiniz. Bize kısaca bahseder misiniz, nasıl oldu bu uluslararası bir araş? Uluslararası, evet, anket. Bir şey. Evet. Evet, öyle bir organizasyon ve bir onun kitabı da yapıldı hatta arkasından. Evet. İşte dünyada bugüne kadar mimarlık üretimine katkıda bulunan işte kadınlarla alakalı bir araştırmanın sonucu. Ama tabii ki benim arkamda yani aynı zamanda bir koskoca Tabanlıoğlu ofisi var. Bir de Murat Tabanlıoğlu var. O yüzden de biraz şanslı bir kadınım galiba bu konuda. Evet. Peki bundan sonra sanat olarak Contemporary'ye desteğiniz var ama başka projeler olacak mı? Kısaca onu da soralım. Ya, biz zaten seneler önce galerist, evet, bir sanat kurumunun ortağı olduk. Çünkü açıkçası mimarinin ve sanatın bir arada olmasına çok değer veriyoruz. Ve mimarlık daha makro ölçekte düşünmektir. Sanata geldiğinizde daha mikro ölçeğe geliyor iş ve bunların ikisinin birbiriyle olan bağlantıları. Yani bir binayı bitirdikten sonra sanat eseri asmak gibi değil, daha onu tasarlarken onun içine entegre etmek pratiği. Yani tabii ki bu işlerin içinde olmaya devam edeceğiz. Zevk alıyoruz zaten. Yani pek fazla hobimiz yok. Merkan Hanım çok teşekkürler. Başka projelerde geldikçe oldukça tekrar bekleriz. AKM için de inşallah 29 Ekim'de çok güzel bir açılış olur. Hayırlı uğurlu olsun çok diyelim milletimize. Size çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bekliyoruz. Çok mersi. Evet, üst düzeyde Tabanlıoğlu Mimarlık kurucu ortağı Merkan Gürser sorularımızı yanıtladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.